Son zamanlarda girdi maliyetlerinin artmasından dolayı üreticilerin beli bükülürken tüketici de pahalıya sebze tüketmekten şikayetçi. Bazı ulusal basın organlarının üreticiyi düşünmeden tüketici odaklı haber yapılmasına tepki gösteren Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ulusal basının kıymetli yöneticileri salatalık fiyatlarının çok yüksek olduğuna dair haber yapıyorlardı. Şu anda şu dönemde ulusal basını ilçeye davet ediyoruz. Gelsinler ve şu anda salatalığın durumuna baksınlar dedi. Başkan Göktepe, ilçemiz özellikle örtü altı üretimde sebze üreticiliğinde çok yoğun bir şekilde üretim yapıldı ve 85 milyon insana çok ciddi anlamda gıda temini yaptığımız bir bölgede yaşıyoruz. Alanya o kadar kıymetli ki tarımsal üretimi çok yoğun olduğu ve ürün çeşitliliğinin çok yoğun bir şekilde yapıldığı ve bu ürün çeşitliliğinde de her bölgeye örnek olacak pilot bölge seçilecek şekilde ürün yetiştiriyoruz dedi. Yoğun bir şekilde üretimin yapıldığı ve 85 milyon insana çok ciddi anlamda gıda temini yaptığımız bir bölgede yaşıyoruz. Alanya'mız o kadar kıymetli ki o kadar tarımsal faaliyetlerin çok yoğun olarak yapıldığı, ürün çeşitliliğinin çok yoğun bir şekilde yapıldığı ve bu ürün çeşitliliği içinde her bölgeye örnek olacak şekilde pilot bölge seçilecek şekilde ürün yetiştiriyoruz. Göktepe, koca bir sezona bakarsak salatalığın yaklaşık 15 TL olduğu dönemlerde üreticilerimizin durumu çok daha zordu. O dönemde ulusal basının kıymetli yöneticileri salatalık fiyatlarının çok yüksek olduğuna dair haber yapıyorlardı. Şu anda şu dönemde ulusal basını ilçeye davet ediyoruz. Gelsinler ve şu anda salatalığın durumuna baksınlar dedi. Koca bir sezon boyunca bakarsak yaklaşık salatalığın 15 TL, kilogramının 15 TL olduğu dönemlerde üreticilerimizin durumu daha da zordu. Çünkü bu dönemlerde özellikle kış aylarında hem ısıtma ile ilgili ekstra maliyet oluşuyordu. Hem de o dönemlerde birim alandan verim alabilmeler için daha fazla bitki koruma ürünleri ve daha fazla bitki besleme ürünleri yani gübre takviyesi yapmak durumdalardı. Ve birim alandan bir dönüm alandan da 2 sandık 3 sandık toplamında yani 100 kilogramı geçmeyecek şekilde bir ürün hasat ediliyordu. Biz bunun için Bakanlığımızın yetkililerinden, buradaki temsilcilerinden şöyle bir ricada bulunuyoruz. Mutlaka ve mutlaka özellikle sahil bölgesinde üretim yapan üreticilerimiz için bir planlama ve yayla bölgesindeki üreticilerimiz için de bir planlama olması.